Yeni bir videodan herkese merhabalar değerli dostlar. Bu videoda bir süredir özellikle genç kardeşlerimizi merakla bekledi. İşte bu teknolojik ürünlerde vergisiz ne zaman alacağız ya da vergi indirimi ne zaman olacak? Bize verilen söz ne zaman tutulacak şeklinde hem bana hem de birçok sosyal medya kanalında bununla ilgili paylaşımlar görüyorduk. Ama artık yavaş yavaş bu konuyla ilgili devlet mekanizmaları tarafından artık adımlar atılmaya başlandı. Bu videoda da bahsedilen bu teknolojik cihazlardaki vergisiz alımın nasıl olacağını, hangi şartlarda bağlı olacağı ile ilgili de siz değerli gençlerle de bu konuyla ilgili son bilgileri paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi tabii önce bu konunun nereden başladığını, sürecin nereden itibaren insanlar tarafından merak edildiğini bir şöyle birazcık baştan alarak gelmek istiyorum. Biliyorsunuz 14 Mayıs genel seçimlere gittiğimizde geçmiş dönemde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından özellikle genç kardeşlerimize şöyle bir vaat verilmişti. O da işte değerli gençler bir kere mahsus olmak üzere vergi indiriminden ya da vergisiz bir şekilde ya da ÖTV'siz bir şekilde bu teknolojik ürünlere ulaşabileceksiniz. Bu konuyla ilgili çalışmaları da başlatıyoruz şeklinde bir söylem olmuş. Tabii o günden itibaren seçimin de geçmesiyle birlikte konunun kapsadığı tüm yaş gruptaki kişiler direkt bu konuyla ilgili işte ne zaman olacak, ne zaman gelecek diye bekliyordu. Ve artık yavaş yavaş son haftalarda bu konuyla ilgili adımlar atılmaya başlanmıştı. Zaten ben de bu konuyla ilgili kanalımızın sosyal medya kanallarından işte TikTok olsun, Instagram olsun bu konuyla ilgili paylaşımları yapıyordum bilgiler dahil. Ama artık yavaş yavaş yasanın da içeriği şekillenmeye başlandı değerli dostlar. Şimdi önce şuradan başlayayım arkadaşlar. Burada hani vergisiz bir telefon mu olacak yoksa vergi indirimi mi olacak şeklinde konuşulurken şu konu artık net bir şekilde arkadaşlar ortada. Öğrenciler sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz bir şekilde telefon veya bilgisayar alabilecek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani bu konuda bir vergisiz olacağını eminiz artık ve bu konunun kapsamında telefon ve bilgisayar giriyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Bunun dışında öğrenciler sadece kendi hatlarını kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek. Yani yurt dışı cihazlardaki olduğu gibi o kişinin TC'sine de hattına tanımlı olacak bir şekilde bu telefonlar kilitlenecek arkadaşlar. Ki bu özellikle yurt dışında da bu şekilde yapılıyordu biliyorsunuz. Onun devamında öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini seçebilecek. İşte tam da burada arkadaşlar çok ciddi bir ayrımla karşı karşıyayız. Neden derseniz şimdi buradaki maddede Türkiye'de üretilen bir teknolojik ürün anlamına gelmesi demek burada Apple'ın, Samsung'un üst modellerinin çok da desteklenmediğini biz burada görüyoruz. Tabii ki bu madde sonradan değişime uğrar mı ya da kapsamı genişletilir mi bilmiyorum ama yani bu maddeden anladığımız arkadaşlar Apple ya da Samsung tarzı üst model cihazların çok da burayı kapsamadığını görüyoruz. Diğer bir taraftan öğrenciler sadece belli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini alabilecek. Zaten ben bu konuyla ilgili bana sorulan sorularda da ya da videolarda da bunun bu şekilde gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Burada bir sınır olabileceğini, bir fiyat bandının altındaki telefon gibi bir maddenin olabileceğini düşünüyordum ve bu maddeden anladığımız kadarıyla böyle bir durum söz konusu. Tabii öğrenciler vergisiz telefon ve bilgisayar almak için özel bir başvuru yapmak zorunda da olmayacaklar. Muhtemelen kimlik kartları ya da öğrenci kartlarında ibraz ederek bu şeyleri alabilecek arkadaşlar. Bir de tabii burada yazmayan ama konuşulan bir maddede şu şekilde arkadaşlar. Bu 18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri kapsadığı söyleniyor ve en önemlisi de açık öğretim, 2 yıllık üniversite ve yüksek lisans doktora hizmetlerini de desteklemeyeceği, sadece 4 yıllık bir üniversite okuyan 18 yaş üstü gençleri destekleyeceği söyleniyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tabii ki maddeler bu şekilde görünüyor. Bu resmi açıklanan bir yasa değil. Daha resmi gazetede yayınlanmadı. Değişime uğrar mı ya da yeni madde eklenir mi ya da maddeler çıkarılır mı ona emin değilim. Ama ya şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, şu ekonomik düzende vergilerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde devlet bir şekilde hani bu gençlere verdiği sözü tutacak. Ama burada da devletin ekonomi noktasında çarklarını da olumsuz etkilemeyecek bir kapsamda bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Buna zorunlu mu? Yani bir yerden sonra zorunlu gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü diğer türlü ekonomik çarkı olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. O yüzden böyle bir sınırlama olma ihtimali söz konusu gibi görünüyor. Tabii diğer taraftan da bu maddelerde beni mutlu eden bir şey de var. Onu söyleyerek videoyu kapatmak istiyorum. Burada arkadaşlar alınacak cihazların alan kişiye ait bir şekilde zimmetlenmesi ve sadece onun kullanmasına izin verilmesi bence çok önemli. Çünkü bu konunun suistimal edilmesi çok yüksek bir durumda arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim ben size? Bunun işte öğrencilerimizin bu haklarını ya da kartlarını ya da onların belgelerini kullanarak toptancılar bu ürünleri alabilirdi. Ya da birçok kişi gençlerden daha önce bu ürünlere ulaşabilirdi. O yüzden bu konuyla ilgili bir sınırlama getirilmesi bence çok değerli. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım
tüm gençlerimiz en yeni teknolojilerin hepsine en güzel fiyatlarda ulaşabilir ümidi ve dileğiyle videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize dikkat edin.